Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün case hack'tayız arkadaşlar. Eğer siz de bakiyeyi yüklemek istiyorsanız aşağıda açıklamada çekilişimiz var. Bir tane Talon Knife veriyoruz arkadaşlar. Bu Talon Knife'a ulaşabilirsiniz. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Deli gibi katlıyoruz. Bize ne lazım arkadaşlar? Para lazım, para lazım. Para bizde, şöhret bizde. Söyle sizde ne var? Ben de Ferdi gibi arkadaşlar. Şarkıları uydura uydura. Ama bilmiyorum ya şarkıları çok fazla. Açtım. Ya, yeah. Müzik çok güzel. Bizde. Sizde. Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız. Güzeliz bak çok. Bütün gözler üstümüzde. Çekemiyor. Kızgın arabamız var. Havamız var. Şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. Hayat bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. Hadi. Arkadaşlar yani yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz kültürel olarak gerçekten çok iyiyiz ya. Neden iyiyiz? Hani çok fazla böyle müzik çeşidimiz var. Böyle hani her konuda yemek olarak falan. Yani kültürel olarak gerçekten çok büyüğüz diye düşünüyorum. Ama şu sıralar arkadaşlar bizi inanılmaz bir şekilde böyle bölmeye çalışıyorlar. Umarım bölünmeyiz ya. Vallahi. Ya insanlara anlatmak lazım arkadaşlar. Eğitim gerçekten çok önemli. Yani zaten hani okumuş bir insanın hani okumuş bir insanı bölmek çok zor ya. Böyle ırkçılık yaptırtmak çok zor. Ya bölünmeyelim abi ya. Zaten hani bütün büyük devletler arkadaşlar bölünerek yok olmuştur. Yani bölünmek bir nevi yok olmak gibi bir şey. Ha biz yok olur muyuz? Hayatta yok olmayız arkadaşlar. Gerçekten Türk milleti gerçekten hani ben hani ırkların üstünlüğüne inanmıyorum. Ama bizim Türk milleti yani güzel yani böyle şey değil yani birine boyun eğecek bir şey değil yani. Çalışkanız böyle güçlüyüz şeyiz yani. Ama hiçbir zaman arkadaşlar bir ırkın bir ırktan üstün olduğunu düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum ya. Gerçekten hani şöyle düşünüyorum. Ya cahillik kafa yapısı olarak gerçekten düşünüyorum abi. Hani bir ırk bir ırktan üstün olabilir diye düşünüyorum. Ama biz kötü değiliz arkadaşlar. Bir ekonomik sebeplerden dolayı şeyimizi kaybettik. Ne denir ona? Hani insanlığımızı kaybediyoruz ya. Vallahi bak insanlık ölüyor gibi bir şey arkadaşlar. Artık kimse kimseyle konuşmak, muhabbet etmek istemiyor. Aslında bir şey daha söyleyeyim mi arkadaşlar? Biz burada Ayrancılar'a taşındığımızdan beri yani burada böyle şeyler düşünmeye başladım. Belki yaşadığım çevreyle alakalı olabilir abi. Mesela Sarnıç'tayken falan öyle değildi ya. Ya bizim evimiz çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz büyük, geniş böyle. Hani evi taşımak istiyorum. Çevresi güzel değil ya. Oğlum 500 metre ileride şey patladı, bomba patladı ya. Böyle saçma bir yerde yaşamak istemiyorum yani. Biri kiracısını vurdu burada. Hani iki ya da üç ev sonrasında. Kiracısı çıkmıyormuş, onu vurdu. Bildiğin silahla vurdu, her yer kan mam falan filan. Yani garip yani. O yüzden buradan kurtulmak istiyorum. Ama ev çok güzel ya. Evi bırakmak lazım işte. Bakacağım arkadaşlar ya. Vallahi araştırıyorum. Eğer olursa da taşıyabilirim ya. Çünkü güzel bir çevrede yaşamak güzel. Yani ben burada arkadaş bile edinemiyorum ya. Arkadaşım yok ya gerçekten. Hani bu çevreyle alakalı o da. Yani çevreyle alakalı. Yani kendimi yalnız hissediyorum buraya geldiğimden beri. Çünkü hiçbir şey yok ya. Kafe yok arkadaşlar. Düşün ya. Kafe yok, kafe burada. O kadar saçma bir yer arkadaşlar. Ben şunları satmak zorundayım. 11 bin dolar var. Burada çekilebilecek bir item var mı? Yok ya. Hepsi küçük küçük itemler. Yani kafe yok arkadaşlar. Yani bir kafe yok yani. Kafe var. Hani içinde kimse yok.
Böyle hani şey yani gidiyorsun tek müşteri sensin yani. Öyle bir kafe yani. Yani garip ya garip bir yerde yaşıyorum. O yüzden düzeltmemiz lazım arkadaşlar burayı. Şöyle dört tane şu kasadan koyuyorum. Bir kasa savaşı oluşturuyorum. Yani güzel bir şekilde buradan alalım paraları, itemleri ve gidelim abi. Ya garip ya arkadaşlar. Vallahi garip bir yerde yaşıyorum. Valla birazcık sıkıldım bunu aldım her şeyden, herkesten, her yerden. Artık WhatsApp'a bakmıyorum, biri ararsa açmıyorum yani o derecede bir bıkmışlık var, çok güzelsin. Yani düzeltmemiz lazım bunları da. Bunlar da güzel şeyler değil arkadaşlar. Neyse, bu video bu kadar. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz.